İtalyan şef Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbileğin boşanma süreci çıkmaza girdi. 9 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak bitirmeye hazırlanan ünlü çift, tazminatta anlaşamayınca boşanma davasını açamadı. 2012 yılında evlenen MasterChef Türkiye yarışmasının sempatik şefi Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek, 2013'te oğulları Zenoti Beti kucaklarına almış, ancak geçtiğimiz yaz tatilinden sonra mutluluklarına gölge düşmüştü. Boşanma kararı alan çiftten Danilo Zanna, Etiler'de birlikte yaşadıkları konuttan taşınarak ayrı bir eve çıkmıştı. Haberin çıkmasıyla çift, boşanacaklarını doğrulamış, sonrasında da sessizliğe bürünmüştü. Hürriyet gazetesinden Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, anlaşmalı boşanmak isteyen ikili, henüz anlaşamadığı için boşanma davası açamadı. Hala boşanma protokolü üzerinde tartışan iki isim, tazminat konusunda hemfikir olamadı. Danilo Zanna, eşine Etiler'deki evi, oğullarının velayetini, eğitim masraflarını ve ayda 20.000 TL nafakanın yanı sıra boşanma tazminatı olarak 500.000 euro vermeyi teklif etti. Bu teklifi kabul etmeyen Tuğçe Demirbilek, 9 yıllık evlilikleri için İtalyan şeften 1 milyon euro tazminat talep etti. Rakamı fazla bulan Zanna, 500 bin euroda ısrar ettiği için protokol tıkandı. Bu teklifi kabul etmeyen Tuğçe Demirbilek, 9 yıllık evlilikleri için İtalyan şeften 1 milyon euro tazminat talep etti. Rakamı fazla bulan Zanna, 500 bin euroda ısrar ettiği için protokol tıkandı. Geçtiğimiz günlerde yıllar önce aynı filmde rol aldığı ve şimdilerde eşiyle boşanmak üzere olan Danilo Zanna ile sık sık vakit geçirdiği iddialarıyla gündeme gelen Eda Ece, bu haberlere sitem etmişti. Güzel oyuncu, benim zaten erkek arkadaşım var, insanın erkek arkadaşı varken böyle haberler yapılması son derece ayıp. Ben Buğrahan'la beraberim, ayrıldığımız haberleri doğru değil. Danilo'yla 2016'da beraber, Görümece, filminde rol aldık. Çok da sevdiğim bir rol arkadaşımdı, bir daha da görüşmedik. 2016'dan beri görmediğim birisiyle haber çıkıyor. Benim hiçbir suçum yok, Danilo'nun hiçbir şeyden haberi yok, şeklinde konuşmuştu. Erkek arkadaşı Buğrahan Tuncer'in tepkisiyle ilgili soruyu da yanıtlayan Ece, o gerçeği en iyi bilen insan olduğu için, bu yalan haber işi keşke olmasaydı, dedi, ifadelerini kullanmıştı.